Arkadaşlar tekrardan merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikte videolarımıza devam ediyoruz hocam. AYT atacağız bugün. İki videomuzda AYT olacak. Programda durum kısmında zaten sizlere belirtmiştik. Umarım keyifler yerindedir. Bu tatili boş geçirmiyorsunuzdur. Söylüyoruz, soruyoruz hocam. Bir derdin, sıkıntın olduğunda özelden, Instagram'dan yazabilirsiniz. Yani hocam kimyaya nasıl çalışacağız, ne yapacağız, ne edeceğiz diye. Ben diyorum hocam, yani bunların böyle videolarını da çekmiyorum kanalda. Diyorum ki oturacaksın, bol bol konuların mantıklarını anlaya bakın, ben her dersimde, her videonun girişinde bunları söylüyorum. Bol bol çalışacaksın. Anlatmaya çalıştığımız şeyleri böyle kafana oturtturduğunda soru çözümleriyle beraber bunları oturtturup ne yapacaksın? Güzel bir şekilde seriye bağlayacaksın. Onun haricinde zor bir ders karşında yok. Güzel bir şekilde anlayabilirsiniz. Hocam devam ettim. Neredeyiz şimdi? AYT kimyadayız. Modern atom teorisindeydik. Bu videomuzda periyodik özelliklerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bakalım. Aynen. Yayınımız, mikrofonumuz da açık. Hatta birazcık daha şöyle açık açsak mı? Aynen. Birazcık şuradan şöyle açabiliriz. Çünkü birazcık da kısık. Yani çok bağırmayacağım arkadaşlar. Yani geç oldu. Bir de şunu söyleyeyim, bakın. Ben bu videoda sizlere böyle notlar çıkar. Tamam mı canavarlar? İzliyorsun değil mi? Bak, bunları böyle tek tek kağıda yazar gibi önceden yazdım. Notlar üzerinden anlatacağım. Tabi diğer videolarda da videoda yazdığım notları videoların altına koyuyorum. PDF olarak sizlerle paylaşıyorum ama yeni fontumuz var zaten bu videoda. Bakın bunları böyle sizin için sayfa sayfa ben anlattım. Bu videoda da bunları anlatacağız. Periyodik özelliklerin asitlik ve bazlık özellik hariç geri kalan kısımlarını bu videoda tek video halinde anlatacağım sizlere. Birazcık özet olacak. Daha detaylı kısmı TYT kısmında vardı. Burada da hocam AYT'de eklediğimiz bir takım özellikler var. Onları da anlatıp ne yapacağız? Videomuzu beraber bitireceğiz. İnşallah sizler de bunları rahatça halledebileceksiniz hocam. Şimdi gelelim. Ben şöyle şurayı şöyle yapayım hocam. Şöyle şurayı büyütelim. Şurayı büyüttüm. Aynen, bakalım. Şurayı da birazcık sola doğru çekelim. Şöyle. Aynen. Hocam şimdi periyodik özellikler dedik. Periyodik özelliklerdeyiz. Peki nedir bu periyodik özellikler? Bak şimdi. Periyodik özellikler, periyodik sistemde belli bir düzende tekrarlayan, yani periyodik sistemde elementleri benzer özelliklerine göre diğer videolarımızda yazmıştık. Burada da hocam ne diyoruz? Mesela sola doğru bu özellikler nasıl değişiyor? Periyodik sistemde yukarıdan aşağı doğru bir grupta nasıl değişiyor? Bir periyotta nasıl değişiyor? Bu özellikler bizim periyodik özelliklerimiz hocam. Gördüğünüz gibi bakın, atomik yarıçap, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi, elektronegatiflik, metalik özellik, ametalik özellik. Bunlar TYT kısmında da vardı. O yüzden buralara birazcık seri geçeceğim. Ama hocam oksitlerin asitliği, bazlığı, yani bu oksitlerin asitliği ve oksitlerin bazlığı AYT kısmında konularımıza ekleniyor. Bunu da diğer videoda sizlerle birlikte anlatacağız. Yani bugünün diğer videosunda 7'de paylaşacağımız video o olacak arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi hocam biz diyeceğiz ki mesela burada işte atomik yarıçap diyeceğiz. Bunları anlatacağız mesela ben şimdi. Soldan sağa doğru azalır, yukarıdan aşağı doğru artar. İşte iyonlaşma enerjisi soldan sağa doğru genellikle artar. 3 aşağı 5 yukarı. Yukarıdan aşağı doğru azalır vesaire. Anlatacağız bunları hocam. Bir sürü şey, kafamız karışıyor. Ama diyorum ki kafamızı karıştıracak bir şey yok. Bak bunların şimdi böyle bir tekerleme gibi bir şey var hocam. MAÇ diyoruz bak. MAÇ. Bir de burada BA ekleniyor. Yani MAÇ-BA. Oksitlerin bazlığı, oksitlerin asitliği. Şimdi şöyle diyebilirsin sen. Periyodik sistemde soldan sağa doğru nasıl değişiyor? Yukarıdan aşağı doğru nasıl değişiyor? Bakın E dediğim elektronegatiflik ve elektron ilgisi diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Bunlar bizim için farklı özellikler bakın. Elektronegatiflik, elektron ilgisi farklı şeyler ama periyodik cetveldeki eğilimleri aynı. M dediğim metalik özellik. A dediğim ametalik özellik. Bak buradaki A da ametalik özellik. Ç dediğim çap. Buradaki de çap. İ dediğim iyonlaşma enerjisi. Buradaki de iyonlaşma enerjisi. B dediğim oksitli bileşiklerde bazlık. Buradaki de aynı şekilde A dediğimde oksitli bileşiklerde asitlik diyorum hocam. Nasıl değişir? Şimdi bakın periyodik cetvelde soldan sağa doğru ametallere gideriz. Ametallerin değerlik elektron sayısı 5, 6, 7 idi. Bunları bir daha tekrar ediyoruz arkadaşlar. Aklınızda kalsın diye. Şimdi bu sebepten ötürü biz diyoruz ki elektronla alakalı bir şey, yani elektronegatiflik, elektron ilgisi, yani elektronla alakalı bir şey ve periyodik sistemde soldan sağa doğru giderken biz de ametallere doğru gidiyorsak yani elektron isteği, elektron sevicilik artıyor. Artacak diyeyim sana şimdilik, tamam mı? Şimdi şunu koydun ya artı, bak geri kalan eksi artı eksi artı eksi artı eksi artı eksi artı eksi artı eksi dedik artık, tamam mı? Yani bu ne demek hocam? Mesela metalik özellik soldan sağa doğru azalıyormuş. yukarıdan aşağı doğru artıyormuş. Oksitli bileşiklerin bazlı soldan sağa doğru azalıyormuş, yukarıdan aşağı doğru artıyormuş. Bu şekilde hocam sınavda böyle deneme kağıdının bir kenarına bunları koyarak rahatça halledebilirsiniz dedim. Ve hemen ne yapıyorum hocam? Atomik yarıçapa başlıyorum. Tamam mı? Atomik yarıçaptan başlayalım. Birinci özelliğimiz hocam. Buradaki sıralamaya göre gideceğiz. Atomik yarıçap, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi, elektronegatiflik, metalik özellik ve ametalik özellik bu videoda sizlerle birlikte olacak inşallah. Şimdi geldim atomik yarıçapa hocam. Şimdi normalde biz atomların yarıçaplarını ölçemeyiz hocam. Çünkü hani elektronlar, yani önceden mesela şöyle bir şey duymuş olabilirsiniz. Mesela bir atomun çekirdeği buysa işte bu elektronla, mesela bunu daire gibi düşünüp işte atomun çekirdeğiyle buradaki son elektron arasındaki mesafe yarıçaptır falan diyemiyoruz artık. Çünkü neden? Şuradaki elektronlar hocam, konumunu bilemiyordum ben elektronların. Nasıl ölçeyim yani? Heisenberg belirsizlik ilkesini hatırlıyorsunuzdur. Şimdi hocam o yüzden bir atomun çapı bileşiklerinin çekirdekleri arasındaki mesafeye bakılarak, yani mesafeden yararlanılarak ölçülür. Bileşiklere bakarız. O çekirdeklere ışınlar göndeririz. O aradaki mesafeye bakarak biz ne yapabiliriz? Atom yarıçapını ölçebiliriz. Ama şöyle bir durum var. Atom türlerine göre farklı tür bileşikler oluşturduklarından hocam biz farklı yarıçap değerlerinden bahsedeceğiz. Şimdi hatırlarsak hangi tür bileşiklerimiz vardı bizim hocam? Mesela kovalent bileşiklerimiz vardı. O zaman kovalent bileşiklerin ametel-ametelden oluşan çekirdekleri arasındaki mesafenin yarısına biz ne diyeceğiz? Kovalent yarıçap diyeceğiz hocam. Tamam mı? Sonra hocam mesela ne vardı? İyonik yarıçap, iyonik bileşikler vardı. İyonik bileşiklerin çekirdekleri arasındaki mesafenin yarısına iyonik yarıçap diyeceğiz. Moleküller arasında etkileşimler vardı. Van der Waals kuvvetleri. Bunları o zaman moleküller arasındaki mesafelere baktığımızda buradaki yarıçap değerlerine Van der Waals yarıçapı diyeceğiz. Bir de bizim metallerimiz vardı hocam. Metallerin atomlarının arasındaki çekirdekleri arasındaki mesafelere de ne diyeceğiz biz? Metalik yarıçap demiş olacağız. Şimdi o zaman şöyle bir başlayalım hocam. Kovalent yarıçaptan başlayalım. Şimdi bakın sizler tabi bunların böyle temiz bırakacağım ben size. Bunları videoları izleyerek doldurabilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi kovalent yarıçap. Şimdi şunu diyoruz bakın. Ametal ve ametal atomları arasında elektron ortaklaşmasına dayalı ne oluyordu hocam? Kovalent bağ oluyor. Kovalent bağ. Çünkü ametaller elektron isteyen yapılardı. Bunları daha önce anlattık zaten size hocam. O zaman kovalent bağ oluşturmuş bileşiklerin çekirdekleri arasındaki mesafenin yarısına da biz ne diyoruz? Kovalent yarıçap diyoruz. Mesela hocam, mesela nasıl diyorduk? Şöyle geldim. Flor. Flor'dan bahsedelim mesela. Şuradaki element. Flor, önceki sistem yazayım mı? 9 yazıyorduk mesela. 2, 7 yazıyorduk. Son katmanda 7 tane değerlik elektronu vardı. Bunları böyle Lewis yapılarını gösterdiğimde hocam 7 tane teker teker sonra eşleştirerek yazdım. Bakın flor yine ilk önce teker teker sonra eşleştirerek yazdım. Böyle. Şimdi bak bu adam da elektron ister. Bu adam da elektron ister. Çünkü son katmanı 7. Ne yapacak? 8 olmak için elektron isteyecek. Dolayısıyla bunlar böyle ne yaptı hocam? Elektronunu ortak kullandı. İşte bu iki flor atomunun çekirdekleri arasındaki mesafeye baktığımızda 144 pikometreymiş. Bunun yarısı da 72 pikometre. Bu bir moleküler yapı. Kovalent bağ içerdiği için hocam buradaki biz kovalent bağ içeren bileşiğin çekirdekleri arasındaki mesafeye de kovalent yarıçap demiş olacağız. Yani buradaki mesafe, çekirdekler arasındaki mesafe 72 pikometre, burada kovalent yarıçapım olmuş oldu. Bir de dikkat ediyorum. Bakın bağ sayısı arttıkça, şimdi bir tekli bağlar var, ikili bağlar var, üçlü bağlar var arkadaşlar. O zaman ne diyeceğim ben? Bağ sağlamlığı artar ve bağ da daha çok sağlam olacak, daha çok çekeceği için bağ da kısalır demiş olacağız. Bu şekilde mantıkları kurabiliriz sevgili gençler. Geldim hocam bu kovalent yarıçaptı. Kovalent bileşiklerin çekirdekleri arasındaki mesafe demiştik. Şimdi ne diyoruz? Şuradan şunu şöyle sola almayı ihmal etmeyeyim. Bakın Van der Waals yarıçapındayız sevgili gençler. Ne diyorum ben şimdi? Moleküller arası etkileşimler vardı. Zaten kanalda da dün paylaştık. Van der Waals kuvvetleri dedik. London kuvvetleri, hidrojen bağları, dipol-dipol kuvvetleri gibi size bu moleküller arasındaki etkileşimlerden bahsetmiştik hocam. Molekülleri bir arada tutan zayıf kuvvetlerdi bu kuvvetler. Dolayısıyla bakın moleküller arasında görülen etkileşimler ne oluyor bizim için? Bunu maviyle yazayım mı? Maviyle yazayım. Bakın Van der Waals kuvvetleri ve hidrojen bağları vardır hocam. Hidrojen bağlarıdır. İşte bu iki molekülün çekirdekleri arasında işte bu kuvvetlerin mesafesinin yarısı diyeceğiz hocam. Yani tamam mı? Yani ne diyoruz? Bakın iki molekülün çekirdekleri arasındaki mesafenin yarısına Van der Waals yarıçapı denir diyeceğiz hocam. Tamam mı? Yani Van der Waals yarıçapı demeyi unutmuyoruz. Bakın şimdi burada bir flor molekülü var. Yani şurada mesela şöyle yazayım. Şurada bir flor molekülü var hocam. Az önceki gibi dedik. Bakın şuradaki şekli yazıyorum arkadaşlar size. Burada da bir flor molekülü var. Bakın şöyle yazmıştık. Az önce bunun Lewis yapısını yazmıştık. Bakın şu bir molekül, şöyle bir molekül, tamam mı? Bu da diğer molekül. Bu da diğer molekül hocam. Tamam. Yani şuradaki çekirdekler arasındaki mesafeye baktığımızda hocam 270 pikometre. Bunun da yarısı ne yapar hocam? Yaklaşık 135 pikometre. Yani şurası da 135 pikometre yapar. Bu da bizim ne olmuş oluyor? Moleküller arasındaki mesafenin yarısı olduğuna göre Van der Waals yarıçapı olmuş oluyor. Bak demin hatırla. Kovalent yarıçapı, bak florun kovalent yarıçapı kaçtı? 72 pikometre. Hocam Van der Waals yarıçapına baktığımda ne olmuş oldu? Bak 135 pikometre ile, yani burada bizim yarıçap değerimizin uzadığını görüyoruz. Yani aynı değer değil. Çünkü neden? Van der Waals kuvvetleri daha zayıf kuvvetler demiş olduk ve burada bu kısmı da geçtik hocam. Geldim, ne var bir de? İyonik yarıçapım var hocam. İyonik yarıçap, yani iyonik bağ içeren bileşiklerde gözükecek o zaman. Şöyle diyorum, mavi kalemimi aldım. Bakın bir metal atomu ile ametal atomu arasında oluşan iyonik bağlı bileşiklerde atom çekirdekleri arasındaki mesafelere diyeceğim ben hocam, tamam mı? Ama burada şöyle bir durum var. İyonik bileşiklerde bakın elektron vermiş yapılara katyon, almış yapılara anyon diyorduk. Katyon ve anyonlar eşit büyüklükte olmadıklarından yarıçapları da eşit değildir diyeceğiz hocam. Tamam mı? Buraya dikkat ediyoruz. Neden? Çünkü şöyle düşün. Mesela geldim hocam şuraya, sodyuma geldim bak şimdi. Sodyumun 11 protonu 11 elektronu var. Eğer sodyum neydi bu adam? Mesela önceki sistemle yazayım. Mesela 2, 8, 1. Şuradaki 1 elektronu verip kararlı olmak istiyordu. Sodyum 1 elektron verdiğinde 10 elektronu kalır. Bakın arkadaşlar. Şimdi önceden 11 protonu 11 elektronu çekiyorken, ki şunlar bizim şuradakiler artı yüklerimiz. Şuradakiler eksi yüklerimiz. Tamam mı? 11 tane artı yük, 11 tane eksi yük var nötr bir sodyum atomunda. Dolayısıyla sodyum 1 elektron verdiğinde 10 elektronu kalacak ve dikkat et burada bir atom elektron ve verdiğinde hocam yükü de ne oluyor burada? Dikkat et. Artı olmuş olacak. Çünkü çekirdekte bir artı yük fazla var artık. Yani buradaki elektronlar bir tane proton tarafından daha fazla çekime uğruyor arkadaşlar. Yani aslında elektron başına düşen çekim artıyor demiş olacağız. Yani bir atom elektron verip katyon oluşturduğunda elektron başına düşen çekim artar. Bu durumda çapın ne olmasına sebep olur hocam? Ve çap da azalır demiş olacağız yani. Şuradaki 10 elektron daha çok çekileceğinden dolayı, çünkü sayısı daha az artık. Bundan dolayı çapı azalacak. Yani bakın nötr bir sodyumun çapı daha büyükken ne olmuş olacak hocam? Elektron vermiş bir sodyumun kalan elektronları daha çok çekime uğrayacağından çapı küçülmüş olacak. Bakın aynı mantıkla bir ametali düşündüğünde şuradaki klora baktığında 2, 8, 7 olduğunu söyleyebilirsin. Kararlı olmak için bu adam bir elektron almak isteyecektir. Dolayısıyla 18 elektron olduğunda bir eksi yük fazlası olduğundan yükü de eksi olmuş olacaktır arkadaşlar. Şimdi dikkat edin. Normalde klorun burada çapı küçükken elektron aldığında çapının büyüdüğünü görüyoruz hocam. Çünkü neden? Bakın bir atom. Şimdi önceden 17 proton 17 elektronu çekiyordu. Şimdi dikkat et. 17 protonun iş yükü arttı. Bir tane daha fazla elektron var artık burada. Dolayısıyla burada bir atom elektron alıp anyon oluşturduğunda elektron başına düşen çekim azalır. Yani elektron sayısı arttığından bir elektron başına düşen çekim azalacaktır. Bu durumda hocam çap ne olacaktır? Artacaktır. Diyeceğiz ki çap artar. Şu mavi kalem yazayım hocam. Bu durumda çapımız artacaktır hocam. Tamam mı? Yani bir atom elektron verdiğinde çapı azalır. Elektron aldığında da çapı artar demiş olacağız. Bakın sodyum elektron verdiği için burada artı yüklü olan sodyumun çapını daha küçük görüyoruz burada hocam. Ki 1,02 angstrommuş bu. Diğeri de hocam 1,81. Bakın klor elektron aldığında ne oluyor? Elektronları başına düşen çekim azaldığından çapı da büyüveriyor. Dolayısıyla katyonun çapı daha küçük, anyonun çapı daha büyük. Bakın bu da 1,81 angstrommuş. Toplam çekirdekler arasındaki mesafede 2,83 angstrom demiş olduk sevgili arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bir atom elektron verdiğinde çapı küçülür. Artı yüklü, yani katyonun çapı daha küçüktür. Anyonun çapı daha büyüktür. Hatta şöyle bunu yazmamı isterseniz şöyle yazabilirim hocam. Nötr'e baktığımızda bakın şuraya yazayım mı? Sodyumun çapı sodyum artıdan daha büyüktür. Tamam mı? Şuraya klorlara geldim mesela hocam. Klor eksinin çapı, bakın elektron alınca çap büyüyecekti. Nötr'ün çapından da daha büyüktür demiş olduk sevgili öğrencilerim. Var mı sıkıntı? Hemen geçtim. Neredeyiz hocam? En son artık yarıçap değerim metalik yarıçap demiş olduk hocam. Geldim şöyle. Şöyle yazalım bunu da. Aynen biraz büyütebiliriz. Güzel. Biraz uzunca bir video olacak ama yapacak bir şey yok. Şimdi geldim. Bakın metalik yarıçap. Metal atomları arasında bulunan bağlara hocam ne diyorduk biz? Metalik bağlar diyorduk hocam. Saf metal atomlarının çekirdekleri arasındaki mesafenin yarısı da metalik yarıçap olacak. Saf sodyum atomlarını bir arada tutan bağ metalik bağdır. Temsil olarak yazıyorum. Metal atomlarının çekirdekleri arasındaki mesafede metalik yarıçaptır demiş olduk. Hocam hatırlarsak metalik bağ neydi? Bir hatırlayalım bunları. Bakın metal atomları arasında metal iyonlarının çektiği elektron denizi denilen bölgede elektronlar serbest olarak hareket ederek metalik bağ dediğimiz bağ oluşturuyorlardı. Bakın çünkü metaller elektron vermek isteyen yapılardı ya. Şimdi saf metal katyonlarına baktığında bunların hepsi elektron veriyor hocam. Yani metallerin şimdi sodyumun şu değerlik elektronu var diye mesela sodyum yazdım hocam. Şuraya 2, 8, 1. Bakın şuradaki tek elektron şunlardır. Bütün sodyumlar bu elektronları vermek istediğinden dolayı ne yapacaktır hocam? Bu katyonlar birbirlerinin elektronlarını bu şekilde çekecektir ve bu yüzden işte metaller elektriği iyi iletir dedik, ışığı yansıtır dedik. Yani elektron hareketi sonucu işte eğilip bükülebilir, işlenebilir. Bir takım özellikleri bu şekilde kazanıyordu. Metalik bağ da buydu. Metal atomlar arasındaki mesafenin yarısına da metalik yarıçap demiş olduk arkadaşlar. Geldim şimdi hocam. Sistemde çap değişimi diyoruz hocam. Şimdi bir grupta yukarıdan aşağıya doğru dersek. Bakın şu grup hangi gruptu? Anlattık. Bunları birçok kez biliyoruz. 1A grubu. 1A grubundan lityum, sodyum ve potasyuma bakalım hocam. Bir grupta yukarıdan aşağı doğru çap değişimi nasıl oluyormuş? Şimdi bakın lityumun atom numarası 3. 3 tane elektron var. Ben bunu 1S2, 2S2 diye yazdım. Bakın sodyumla 11 aynı grupta bunlar hocam. 1S2, 2S2, 2P6, 3S diye yazdım. Potasyum 19'da 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S yazdım. Bak dikkat et. Şurada mesela 1, 2 enerji seviyesi var. Bakın sodyuma bak 3 enerji seviyesi var ki zaten önceden sen bunu 2 toplam 8 1 diye yazıyordun. Tamam. Hocam mesela potasyuma bak enerji seviyesi sayısı 4 olmuş. Sen bunu zaten önceden 2 8 8 1 diye yazıyordun. Tamam. Yani enerji seviyesi sayısı yani eskiden katman diyorduk hocam katman sayısı artıyor. Yani bundan dolayı yukarıdan aşağı doğru çapın ne olmasını beklersin? Artmasını beklersin. Şimdi ne dedik o zaman hocam? Bir grupta yukarıdan aşağı doğru gidildikçe katman sayısı arttığı için bizim çap değerimiz ne olacaktır hocam? Artacaktır. Yani bir grupta yukarıdan aşağı doğru çapımız artıyor demiş olduk sevgili öğrenciler. Hemen geldim hocam bir periyotta. Periyotlar neydi? Satırlardı hocam. Tamam. Şurayı da düzelteyim şöyle. Şöyle yaptım hocam. Bakın bir periyotta periyotlar satırlardı periyodik sistemde. Bir periyotta soldan sağa doğru değişime bakacak olursak yine bakın ikinci periyota bakalım hocam. Lityum 3, berilyum 4 böyle teker teker artıyorlardı. Bor da 5. Şimdi bakın lityum 3 dikkat ederseniz ne yapıyor hocam? 1S2 diye yazıyorum. Bak 2S1 P'ler boş. Hocam bak berilyum 4 1S2 2S2 P'ler boş. Bor 5 1S2 2S2 şimdi P'ler de doldu 2P1. Şimdi dikkat et bak. Enerji seviyesi sayısı bir periyotta değişmez hocam. Bak katman sayısı değişmiyor yani. Bunlar sabit. Değişmiyorsa çap değişmeyecek mi hocam? Sonuçta elektron alıyor her seferinde. Şöyle her yeni gelen elektron daha çok çekilecektir hocam. Yani bu durumda çapın azalmasına sebep olacaktır ki zaten şöyle düşün. Sen önceden mesela lityumu nasıl yazıyordun? 2, 1. Berilyumu 2, 2. Bak boru 2, 3 diye yazıyordun. Mesela geldin şuradaki flora geldin mesela. 7A grubundan flor. Yazdın hocam en sağdaki floru. Bu ney? 2 ne olacak hocam? 7 olacak. Bak bu adam elektron daha çok ister. Çünkü kararlı olmak için artık mesela metaller elektron vermek istiyordu. Değil mi? Flor elektron almak istiyor. Yani soldan sağa doğru gidildikçe hocam. Şuradan devam edelim bakın. Soldan sağa doğru gidildikçe flor elektron isterken lityum ve berilyum elektron vermek istiyor. Yani bundan dolayı elektronlara karşı uygulanan çekim arttığından dolayı çapta azalma meydana gelecektir hocam. Soldan sağa doğru çapımız ne yapacakmış? Azalacakmış. O zaman periyodik sistemde bir grupta yukarıdan aşağı doğru çapımız artarken soldan sağa doğru çap değeri ne yapacaktır hocam? Katman sayısı değişmediğinden ve soldan sağa doğru gidildikçe ametaller daha çok elektron isteyeceğinden elektronlara uygulanan çekim artacak ve çapımızda da azalma meydana gelecektir demiş olduk hocam, tamam mı? Şimdi bakalım. Bakın bir periyotta soldan sağa doğru katman sayısı değişmez ve değerlik elektron sayısı artar. Bu sebeple elektron sayısı arttıkça elektron verme isteği azalıp alma isteği arttığından atom çapı ne olacaktır hocam? Azalır demiş olacağız. O zaman öyle yazalım. Atom çapı azalır demiş oldu. Şimdi şuraya bir örnek yazdık hocam. Potasyum 20, kalsiyum 20, karbon 6. Ben olsam hiç uğraşmam. Eski sistem yaparım, daha kolay. Sen önceden ne yapıyordun? Potasyum 19, TYT gibi bak. 2, 8, 8, 1. Kalsiyum 20 hocam yazdım. 2, 8, 8, 2. Karbon 6 yazdım. 2, 4. Hocam bak bu 4 katmanı var. 4. periyot diyorduk. 4. periyot. Son katmanda 1 elektron var. Değerlik elektronu 1A grubu. Hocam bakın kalsiyumda 4. periyotta aynı periyotta. Bu da hemen yanında 2A grubu. Karbon ise hocam bakın 2. periyotta. Tamam mı? Bu nerede? 4A grubu. Bak elinde 1A, 2A ve 4A grubu var. Ne var hocam? 2. periyot var. Bir de 4. periyot. Yerleştirelim. Şimdi karbon 2. periyotta 4A grubunda. Onu şuraya yazdım. Bakın potasyum 4. periyotta 1A grubunda. Kalsiyum da 4. periyotta 2A grubunda hocam. Şimdi çapa bak. Çap değerimiz ne oluyordu bizim? Soldan sağa doğru azalıyordu. Yukarıdan aşağı doğru artıyordu. Öncelik her zaman daha aşağıda olanda. Çünkü katman sayısı daha fazla bakın. Bunların daha fazla katmanı var. O zaman ilk önce bunları kendi içinde sıralayacağım. Soldan sağa doğru çap azaldığından hocam bizim potasyumumuzun çapı kalsiyumdan daha büyük olacak. Potasyum büyük kalsiyum. Dolayısıyla karbonun çapı da en küçük olmuş olacak dedik sevgili öğrencilerim. Bu şekildeydi. Umarım güzel bir şekilde bunları anlamışsınızdır. Yani sıkıntı çekmemişsinizdir. Var mı sıkıntı hocam? Şöyle bir geleyim bakayım bakalım. Nasıl gidiyor gençler? Güzel bak. Özet niteliğinde, tamam mı? Bunun daha detaylısını TYT kimya kısmında dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar birazcık daha özet gibi demiş olduk. Suyundan da içiyorum. Aynen öyle. Şimdi o zaman ne yapalım? Kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Hemen neredeyiz? Hemen iyonlaşma enerjisinden devam ediyoruz. Zaten bunlar uzun. Geri kalanları birazcık daha kısa demiş olacağız. Hocam şimdi iyonlaşma enerjisi ne? Bakın iyonlaşma enerjisi gaz olacak hocam. Gaz haldeki bir atomdan sadece bir elektron koparacağım. Dikkat et. Bir elektron koparmak için verilmesi gereken enerjiye biz ne diyormuşuz hocam? İyonlaşma enerjisi diyormuşuz hocam. İyonlaşma enerjisi denir. Bak şimdi dikkat et. Dikkat et. Alüminyum burada ne? Katı. Ben şimdi burada Q1 kadar bir enerji vermişim hocam. Q1 kilojül olsun. Şimdi ben buna ilk enerji verdim de bu sıvı hale geçecektir. Bakın bu iyonlaşma enerjisi değil. Sonra enerji vermeye devam edersem sıvı halden ne yapacaktır? Gaz hale geçecektir. Yani Q2 kadar bir enerjiyi sadece sıvı ve gaz hale getirmek için kullanıyorum ki katıdan gaza gelmek için Q1 artı Q2 kadarlık bir enerji vermek zorundayım. Hocam gaza geldikten sonra ben enerji vermeye devam edersem bakın Q3'ü verdim. Alüminyumdan artık bir elektron kopar. Yani sen direkt enerji verdiğinde katıya direkt elektron kopmaz. İlk başta orada bir mesela hocam bunların enerjisi ne? Mesela şu ilk verdiğim enerji katıdan sıvıya erime enerjisi bu hocam. İyonlaşma enerjisi değil. Erime entalpisi diyeceğiz daha sonra. Enerjisi. Hocam sıvıdan gaza Q2 ne? Bu da hocam buharlaşma, kaynama enerjisi. Tamam. Şimdi hocam bak gazdan ben Q3 kadar verdiğimde artık bir elektron koparttığımda bu bizim iyonlaşma enerjisi. İyonlaşma enerjisi. Sen şimdi yani Q1 artı Q2 artı Q3 yani bir katıya direkt işte elektron koparttım dersen bu toplam enerji olur hocam. Ama iyonlaşma enerjisi bakın şu kısımdır. Yani gaz halden sadece elektron koparmak için harcadığım enerjidir iyonlaşma enerjisi. Tamam mı hocam? Yani Q3 burada ne olmuş olacak? İyonlaşma enerjisi olmuş olacak. Şimdi geldim mesela bakın nötr bir alüminyumun 13 tane protonu var. 13 tane de neyi var hocam? Elektronu var. Ben birinci enerjiyi verdiğimde bakın gaz halde bunlar hocam sıkıntı yok. İyonlaşma enerjisi veriyorum. İyonlaşma enerjisi 1'i verdim hocam. Alüminyumdan 1 elektron kopardım. Haliyle alüminyumda 12 elektron kaldı. Artı yük 1 fazla olduğundan dolayı hocam yükü de artı oldu. Bakın 1 elektron koparttım. Sonra geldim. Bakın artık şu alüminyuma bir daha enerji veriyorum hocam. Bak elektron kopmuştu artı yüklü alüminyuma. Tuttum ikinci elektronu da kopartıyorum. Bakın iyonlaşma enerjisi her bir elektronu koparmak için verdiğim enerjidir. Şimdi tamam koparttım hocam. İkinci elektronu kopartmak için ikinci iyonlaşma enerjisini de verdim. Sadece ikinci elektronu koparmak için verdiğim enerji diyorum arkadaşlar. Şimdi o zaman ne oluyor burada? Bizim alüminyumumuz 11 elektronu kalıyor. Artı yük 2 fazla olduğundan dolayı da yükü 2 artı oluyor hocam. Şimdi bir elektronu daha kopartıyorum. Şimdi bak. Tuttuk. Alüminyumda ne yaptı hocam? 11 tane proton kaldı. Bakın 11 proton kaldı. Yükü 2 artı oldu. Proton sayısı da 13. Buna da durmuyorum hocam. Bak bir atomda ne kadar elektron varsa o kadar da iyonlaşma enerjisi vardır. Tamam mı? Bu notlarda yazmadım sanırım. Şu kısma sıkıştırayım mı? Yani şöyle diyelim. Ne kadar elektron varsa o kadar iyonlaşma enerjisi vardır dedim. Tamam. Bunu yazdım hocam. Şimdi tuttum buradaki 11'e de bir üçüncü iyonlaşma enerjisini verdim hocam. 11 tane elektronumuz vardı. Kaç tane elektronumuz kaldı? 10 elektronumuz kaldı. Yükü de 3 artı oldu. Çünkü artı yük artık 3 fazla. Dolayısıyla bizim bir elektronumuz daha koptu. Şimdi soru şu. İyonlaşma enerjisi 1 mi büyüktür? 2 mi büyüktür? 3 mü büyüktür diye soralım. Sen de burada bana şu cevabı ver. De ki hocam bakın burada 13 proton 13 elektronu çekiyor. Buradaki 13 proton da 11 elektronu çekiyor. Yani 3. iyonlaşma enerjisini ben buradaki elektronlara veriyorum. Dolayısıyla burada elektron başına çekim daha fazla. Bakın dikkat edin burada düşmeyin sakın. Çekirdek çekimi burada değişmez. Elektronlara uygulanan çekim artar çünkü elektron sayısı azalırken çekirdekteki proton sayısı değişmez hocam. Elektron sayısı düşünsene burada 1 elektron kaldığını düşünsene. 13 tane proton 1 elektronu çekecek. O 1 elektronu kopartmak için çok daha fazla enerji vermen gerekecek. Dolayısıyla elektron koparması zorlaştıkça iyonlaşma enerjisi artar. Dolayısıyla bizim burada 3. iyonlaşma enerjimiz 1. iyonlaşma enerjimizden daha büyüktür. Şunu diyoruz hocam. Bir atomdan elektron kopardıkça kalan elektronları koparmak zorlaşır. Bu sebeple iyonlaşma enerjisi de artar diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi şöyle bakın burada bizim için 3. iyonlaşma enerjisi en büyük enerjidir. 2. sona gelir. En düşük enerji de 1. iyonlaşma enerjisidir. Bunlar soru tipidir. Sorularda karşına gelecektir hocam. Tamam mı? Şimdi bir de bir mantık kur. Az önce çaptan bir mantık kurmuştuk. Bakın çap azaldıkça bir atomdan elektron koparmak zorlaşacaktır hocam. Çap küçülüyor. Daha çok çekiyor. Çekirdekteki protonlar oradaki elektronlara daha çok çekim uyguluyor demek. Bu sebeple daha çok enerji vermek gerekir. Oradaki çapı küçük olan bir atomdan elektron koparmak için daha çok enerji vermemiz gerekir. Bundan dolayı bakın çap azaldıkça iyonlaşma enerjisi artacak. Unutma iyonlaşma enerjisiyle çap ters orantılıdır hocam. Tamam. İyonlaşma enerjisiyle çap neymiş? Ters orantılıymış. Geçtim hocam. Geldim şimdi şuraya. Bakın. Şöyle şurayı da düzelteyim. Diyorum ki bir grupta yukarıdan aşağı iyonlaşma enerjisinin değişimi diyorum. Yani az önce yazdık bakın. Aynı elementleri yazıyorum hocam. Neye bakalım? Lityum, sodyum, potasyum. Az önce bunları anlatmıştık hocam. Çap ne yapıyordu? Yukarıdan aşağı doğru artıyordu hocam. Çap arttığı için iyonlaşma enerjisi ne yapacaktır hocam? Elektron koparması kolaylaşacak. Yani potasyumdan elektron koparması daha da kolay olacaktır. İyonlaşma enerjisi azalır. O zaman biz buraya baktığımızda iyonlaşma enerjisi en büyük olan lityum, sonra sodyum, sonra da en küçük olan potasyumdur hocam. Bunları bu şekilde sıralayabilirsiniz. Tamam, bunlar bizim neyimizmiş? İyonlaşma enerjimizmiş. Devam ettim hocam. Peki bir periyotta soldan sağa doğru yani bir satırda nasıl değişir iyonlaşma enerjisi? Bakın bir periyotta az önce anlatmıştık. Soldan sağa doğru atom yarıçapı azalacaktır hocam. Bu sebeple elektron koparması zorlaşacak ve iyonlaşma enerjisi burada özel bir durum var. Özel bir durum var, dikkat ediyorum. 3 aşağı ne olacaktır? 5 yukarı diyorum hocam. Ne yapacaktır? Artacaktır. Yani bizim çapımız azaldıkça iyonlaşma enerjimiz ne yapacakmış? Artacakmış. Şimdi 3 aşağı 5 yukarı yazdım ya şuraya. Burada tabii durup dururken yazmadım bunu. Genellikle artar diyeceğiz hocam. Kesin bir bilgi değildir. Şimdi normalde olması gereken diyorum arkadaşlar. Bak o olması gereken. Soldan sağa doğru iyonlaşma enerjisi artacağı için şurada ne yapacaktır? 1 A'nın en küçük, 8 A'nın en büyük olacaktır. Mesela ikinci periyot elementlerine baktığımda lityum küçük, berilyum küçük. Çünkü ne yapıyordu? Bakın 3, 4, 5, 6 böyle A gruplar içerisinde bir grupta soldan sağa doğru gidiyordu hocam. Ama tabi durum böyle değil hocam. Ne diyoruz? 3 aşağı 5 yukarı. Yani diyoruz ki biz sen 3'ü aşağı al, 5'i yukarı al ve bu ikisine dikkat et. Bak 2A ve 3A'ya, 5A ve 6A'ya dikkat etmen lazım hocam. Neden olduğunu TYT kısmında tam anlatamamıştık. Ama burada sebebi de var, merak etmeyin. Şimdi o zaman olması gereken sıralama ne? 1A küçük, 3'ü aşağı aldım hocam. 3A küçük, 2A. Bakın sonra küçük 4A. 5'i de yukarı aldım. 6 aşağı geldi. 6A küçük 5A. Sonra 7A 8A demiş oldum. Peki bu durumun sebebi ne? Hocam şimdi şu bak. Bunu yazalım. Mesela bor 5'tir atom numarası. Ben bunu yazdığımda 1S2, 2S2, 2P1 diye yazarım hocam. Berilyum da 4'tür. Bunu yazdığımda da şöyle yazarım. 1S2, 2S2. Hocam şimdi son katmanlara bak. Bak şimdi. Burada P orbitalleri üçlüydü. 1 elektron var. Burada son katmanı S, 2 elektron var. Bakın burada ne var hocam? Tam dolu küresel simetri var. Şimdi normalde berilyumdan elektron koparmanın şurada gördüğünüz gibi daha ne olması lazım hocam? Kolay olması lazım. Yani daha az bir enerjiyle elektron kopartabilmem lazım. Ama burada küresel simetri olduğundan dolayı elektron koparması gördüğünüz gibi 2A grubunda berilyumda daha zor olmuş. Bakın aynı durum buradaki oksijenle azot için de vardır hocam. Oksijeni yazdığında bakın 1S2, 8 tane tane protonu var. Atom numarası 8'dir. 2S2, 2P4 iken azotu yazdığımızda hocam 1S2, 2S2, 2P3'tür. Çünkü azotun atom numarası 7. Yani 7 elektronu vardır. Bakın P'lere baktığımızda hocam 1, 2, 3. Bak burada ilk önce teker teker sonra eşleştirerek dolduruyorduk. Bakın burada küresel simetri yok. Buradaki P'lere baktığımızda hocam bakın burada 3 tane elektron tek. Burada ne var hocam? Küresel simetri var. Dolayısıyla buradan elektron koparmak daha zor olmuş. Yani azottan elektron koparması oksijenden elektron koparmasından daha zordur. Çünkü azot ve berilyumda küresel simetri vardır. Yani 2A ve 5A gruplarında küresel simetri olduğu için buralarda ne dedik hocam? İstisnai durumlar gözlenir. Peki hocam. Şimdi normalde biz iyonlaşma enerjisine baktığımızda bir grupta soldan sağa doğru grafiğin doğrusal olması lazım. Yani normal istisna olmasaydı direkt artardı. Ama bakın burada tabii bir grupta yukarıdan aşağı doğru istisna meydana geldiği için yani az önce yazmıştık ya mesela şöyle demiştik hocam. Şöyle yazıyorum. Bakın 1A küçük sonra ne vardı? 3A küçük 2A sonra hocam 4A'ydı sonra küçük ne var hocam? 6A küçük 5A küçük. Sonra hocam 7A küçük 8A. Yani bakın soldan sağa doğru yoğunlaşma enerjisi 3 aşağı 5 yukarı artar dedik hocam. Tamam mı? Bak şimdi 1A yazdım 2A'ya doğru arttırdım. Şimdi 2A'nın iyonlaşma enerjisi 3A'dan daha büyük olduğundan dolayı bakın 2A'nın iyonlaşma enerjisi 3A'dan daha büyük. O zaman 2A grubu tepeye denk geldi. Tamam mı? O zaman 3A'nın daha küçük hocam. Dikkat ettim bir tepe noktası denk geldi. Sonra artıyor bakın 4A'ya doğru. 5A'ya doğru da arttı. Ama ben 5A'ya baktığımda 5A'nın iyonlaşma enerjisi 6A'dan daha büyük olduğu için 5A'yı tepeye yazdım 6A'yı aşağı yazdım hocam. Sonra devam ettim bakın 8A grubunun da iyonlaşma enerjisi bundan sonra en yüksek olmuş oldu. Yani o periyotun en yüksek iyonlaşma enerjisi bir soy gazındır unutma. Hocam sonra ani bir düşüş meydana geldi ya bak dikkat et. Buradaki lityum 3. Lityum 3 1A grubunda hocam. Mesela direkt 2 1 diye yazayım. Sodyum da bunun bir altında 1A grubunda. Bak sodyum 11 yazdım. 2 8 1. Yani bunlar aynı grupta hocam. Artık periyot bitmiş yeni periyot başlamış bak. Şundan sonrası burası ikinci periyottu ya. Bundan sonrası üçüncü periyot. Ve burası üçüncü periyot 1A grubu. Şimdi alt alta yani lityumla sodyum. Peki hatırla yukarıdan aşağı doğru çap arttığı için iyonlaşma enerjisi ne yapacaktı? Azalacak. Dolayısıyla bakın buradaki lityumun iyonlaşma enerjisinden sodyumun iyonlaşma enerjisini karşılaştırdığımızda sodyumun iyonlaşma enerjisinin daha düşük olduğunu görüyoruz hocam. Tamam. Dolayısıyla burada ani bir düşüş meydana geliyorsa burası bizim için ne olmuş olacak? 8A grubu olmuş olacak. Bak tepe noktalarını ezberle. 2A, 5A ve 8A hocam. 2A'nın solunda 1A var. Sonra burada 3A var. Sorularda ihtiyacım olacak. 5A'nın solunda 4A. Sağında da ne var hocam? 6A grubu var. 2A'nın sağında 3A, solunda 1A var. Az önce yanlış mı söyledim acaba? Şimdi bakın sana grafiklerde böyle farklı farklı verebilir bunları. Sen şimdi ne anlamalısın buradan hocam? Sen şimdi grafiği böyle görüyorsan birinci grafikteki gibi görüyorsan. Şu tepesi ne olabilir hocam? Burası 2A olabilir. 5A olabilir. Yani 8A olabilir mi? Olamaz. Çünkü burası havada kalmış. Bakın 2A ise burası 1A olabilir. Burası da 3A olabilir. Hocam 5A ise burası 4A olabilir. Burası da 6A olabilir. Şimdi şöyle bir grafik gördüğümde bakın ani bir düşme var. O zaman burası 8A'dır. Düşme meydana gelince burası 1A olur. Bu element 1A elementi olur. Bakın şurası da 7A elementi olur. Mesela şöyle bir grafik gördüm. Bakın 2 tane tepe noktası gördüysem o zaman burası 2A olacak. Burası da 5A olacak hocam. 1A, 2A, 3A. Şu arada hatta 4A olacak. O zaman şurası 6A olacak. Şurası 7A. Şurası da 8A olmuş olacak. Peki hocam şuradaki gibi görürsem bakın şu tepe noktası yine 2A ve 5A olabilir. Bak 2A ise burası 1A'dır. Burası hocam 3A'dır. Burası 4A'dır. Burası da 5A'dır. Farklı kalemle yazdım. Eğer bu tepe noktası 5A ise o zaman burası 4A'dır. 5A o zaman burası 6A'dır. O zaman burası 7A'dır. Burası da 8A'dır. Sorularda bu mantıkları kurduğunuzda rahatça bunları çözebileceğinizi düşünüyorum. Yani anlattığımız gibi arkadaşlar bakın farklı bir şey yok. Geldik hocam. Nereye geldik? İyonlaşma enerjisinde tablo sorularına gelmiş olduk arkadaşlar. Uzun bir video olacağını söylemiştim. Bayağı uzun. Hatta kanalın en uzun videosu belki bu video olacak. Bak şimdi. Magnezyum 12 demiş olduk arkadaşlar. Şimdi tuttum tablo sorularını nasıl yapacağım? Ben bu değeri salladım ama. Şimdi bunu eski sistem 282 diye açtım. Buna da 100 kilojül verdim ve birinci elektronu kopardım hocam. Magnezyumdan bir elektron kopardığımda şurada 12 değil kaç tane elektron kaldı elimde hocam? 11 tane elektron kaldı. Artı yük 1 fazla. O zaman artı 1 diye yazdım. 281. Şimdi burada çekim arttığından dolayı bakın iyonlaşma enerjisi biraz daha artmış. Dolayısıyla ben şuradaki elektronu koparmak için ikinci bir iyonlaşma enerjisi verdiğimde daha fazla bir enerji vermişim. Ve buradaki elektronu da koparmışım hocam. Şimdi 12 10 olmuş. Artı yük 2 fazla ve 2 8. Bak hocam sen bunu 8 yapınca bu soygaz düzenine geldi. Soygaz düzeni. Soygaz düzeni demek hocam kararlı yapı demek. Tamam mı? Bak kararlı yapıya geldi. Adam zaten öyle olmak istiyordu. Bunu sen yaptın. Dolayısıyla bizim burada verdiğimiz enerjide bariz bir şekilde artma gözlenir. Tamam mı? Yani sıçramanın olduğu yerde ben soygaz düzeninden elektron kopartmışımdır. Sıçramadan önce de kaç tane iyonlaşma enerjisi verdiysem bizim son katmanımızda o kadar da elektronumuz vardır hocam. 2 tane verdin. O zaman sıçramadan önce o zaman değerlik elektron sayısı 2. Şimdi tabloya baktığımızda bakın. Tabloya bakalım. Bak 100 verdim. 150 verdim. 1000'i kararlı soygaza verdim. Yani şuraya verdim hocam. Tamam şuraya verdim. Burası sıçrama meydana geldi ya. Sen buradan şu değerlik elektron sayısının 2 olduğunu bulduğun anda yani normal mesela sana magnezyum olduğunu vermeseydi sen atom numarasını bilmeseydin bir X dedim mesela hocam. Ne kadar katman olduğunu bilemezdin. Ama şunu bilirsin. Sıçramadan önce 2 tane iyonlaşma enerjisi vermişim. Dolayısıyla bizim son katmanımız 8 ise ondan sonra 2 elektron var. Bak ben kaçıncı periyotta olduğunu bilemem. Ama değerlik elektron sayısı 2 olduğu için ben bunu gönül rahatlığıyla 2A grubu diyebilirim sevgili arkadaşlar. Yani işin mantığı bu. Tamam mı? Hep mantık diyoruz ya. Ama dikkat et soru bana vermedikçe atom numarasını falan ben burada ne bulamam? Bir elementin kaçıncı periyotta olduğunu bulamam hocam. Şimdi geldik buraya yine bakın. Sıçramanın olduğu yerlere bakın. Yukarıdaki elementlerin gruplarını belirleyiniz diyor. Şimdi hocam bak 520 vermişim. En az 3,5-4 kat fark olması lazım diye geçer hocam. Bak tık artma meydana geldi. Bir tane var. O zaman bu nerede? 1A grubu. Hocam bakın başka iyonlaşma enerjisi vermemiş. Bir atomda ne kadar elektron varsa o kadar da iyonlaşma enerjisi var ya. X'i düşün. Bunun 3 tane elektronu varmış o zaman. Başka iyonlaşma enerjisi yok çünkü. O zaman 3 de protonu var. Bakın 3 elektronu ben 2-1 diye yerleştiririm. Bu adamın ikinci periyot 1A grubunda olduğunu anlayabilirim. Ama diğerlerini anlayamam. Bak şöyle düşün. Y'ye baktım mesela bak 900 verdim 1757 verdim tık artma meydana geldi. Bak sıçramadan önce 2 tane iyonlaşma enerjisi verdiğimden ben şunu diyebilirim hocam bu 2A grubunda. Hocam kaç katmanı var onu bilemem. Çünkü 5. bir iyonlaşma enerjisinin olup olmadığını bu grafikten görmüyorum hocam. Tamam. Şimdi mesela bak 800 verdim 2430 verdim 3659 verdim tık 25020'ye çıktı hocam. O zaman bu nerede? 3A grubunda. 5. iyonlaşma enerjisinin olup olmadığını bilmediğim için katman sayısını bilemem. Ama ben bunun 3A grubunda olduğunu bilebilirim. Bak 496 verdim tık 4565'e çıktı hocam. 4565'e çıktı. O zaman bu da nerede hocam? 1A grubunda demiş oldum. Rahatlıkla bunu anlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın iyonlaşma enerjisinde karşınıza gelecek bütün sorular bu kadar. Tamam mı? Yani rahatça bunları yapabilirsiniz. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Suyumu da içtim. Sesimi fark ediyor musunuz bilmiyorum. Ama sizin için ne kadar emek verdiğimi bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Çok tatlı bir hobi benim için YouTube. İnşallah bakın telefona mesaj mı geldi? Bir yandan da dünün videolarının yorumlarına bakıyorum ama arkadaşlar bakalım şimdi. Bakalım. Güzel yorumlar var. Şimdi devam ettim hocam. Bakın elektron ilgisi ne? Elektron ilgisi şu arkadaşlar. Şimdi gaz haldeki bir atomun iyonlaşma enerjisinin tam tersi diye düşün. Sen bir atomdan elektron koparmak için enerji veriyorsan o zaman bir atomda elektron aldığında enerji açığa çıkar. Enerji vardan yok, yoktan var olmaz arkadaşlar. Gaz haldeki bir atomun bir elektron alması ile açığa çıkan enerjiye biz elektron ilgisi deriz. Elektron ilgisi de enerjinin adıdır bu arada. Unutma tamam. Şimdi ben bunu şuna benzetiyorum hocam. Şimdi bakın ben suyu bildiğimiz suyu gaz hale getirmek için ocakta ne yapıyorum? Isı veriyorum. O zaman bakın su geri yoğunlaşırken H2O gazı geri sıvı hale geçerken dışarıdan soğuk diye bir şey almaz. Çünkü soğuk diye bir şey yok arkadaşlar. Ne var hocam? Aldığı ısıyı geri vererek sıvı hale geçmesi lazım. Dolayısıyla benim verdiğim ısıyı bana geri vererek geri sıvı hale geçer. Yani iyonlaşma enerjisiyle bakın bu alakası yok ama iyonlaşma enerjisiyle elektron ilgisi arasındaki ilişki de böyle. Bak dikkat et. Şimdi klor bakın arkadaşlar şu anlatım cidden başka bir yerde karşına çıkmaz. Bak mantığı ince ince anlatıyorum. Sonuna kadar izleyin. Çok şey kaçırıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden diyorum ben tamam. Şimdi bak dikkat et. Şimdi klor 18 ya. Yükü eksi bakın 2, 8, 8 bak. Şimdi şöyle düşün. Ben elektron koparmak için iyonlaşma enerjisi veriyorum. Şu verdiğim enerji hocam iyonlaşma enerjisi. İyonlaşma enerjisi. Tamam. Şimdi bak klordan bir elektron koparmak burada çok zordur değil mi hocam? Çünkü bu adam kararlı yapıda yani öyle düşün. Son katmana bak. Bu adam kararlı yapıda. Dolayısıyla buradaki enerjinin çok büyük olması lazım. Yani muazzam bir enerji vermem lazım. Klor elektron vermek istemez. Hadi verdim o muazzam enerjiyi elektron açığa çıktı. Elektronu koparttım. Son katmanda böyle kaldı. Hocam şimdi şöyle düşün. İşte bu klor elektronu kopmuş klorda. Şimdi az önceki sudaki gibi şu tepkiyi ters yazıyorum hocam. O zaman elektron aldığında şurada iyonlaşma enerjisi kadar da elektron ilgisi olacaktır bakın. Yani koparmak için verdiğim enerji kadar enerji açığa çıkacaktır hocam. Tamam. O zaman bu açığa çıkan enerji, şimdi çok büyük bir enerji vermiştim ya hocam. O zaman ne olması lazım? Şurada çok büyük bir enerji açığa çıkması lazım hocam. Çok büyük enerji açığa çıkmalı. Tamam. Şimdi şöyle düşün. Yani 2, 8, 7 zaten bu adam çok elektron ister. Yani klorun elektron ilgisi çok yüksektir. Dolayısıyla açığa çıkan enerji de o kadar büyük olur hocam. Tamam mı? Yani şunu diyeceğiz. Bir atomda elektron ilgisi ne kadar büyükse açığa çıkan enerji de o kadar büyüktür. Tamam mı? O zaman şöyle diyelim. Bakın ısı açığa çıktığı için elektron ilgisi egzotermik bir olaydır arkadaşlar. Egzotermik tepkimelerde açığa çıkan ısıyı da biz sembolik olarak eksiyle gösteririz. Matematiksel bir eksi değil. Açığa çıktığını belirtmek için bunu gösteririz arkadaşlar. Tamam. Şöyle dedik az önce anlattığımız mevzu gibi. Açığa çıkan ısı ne kadar fazla ise elektron ilgisi de o kadar fazladır diyoruz hocam. Şimdi dikkat et. Bak buradaki elektron ilgisi eksi 100. Buradaki elektron ilgisi eksi 250. Şimdi matematiksel olarak bakarsan eksi 100 daha büyük bir sayı. Ama biz matematiksel bakmıyoruz. Şunlar sadece sembol. Neyin sembolü? Egzotermik bir tepkimeyi ben böyle yazarım hocam. Açığa çıkan ısıyı. Çünkü ısı açığa çıktı bakın. Ürünlere yazarken eksi diye yazmadım. Açığa çıkan ısı eksi olabilir mi ya? Olamaz yani. Tamam. O şekilde düşünebiliriz. O zaman hocam burada 250 kilojül ısı açığa çıktığına göre bakın A'nın elektron ilgisi B'den daha küçüktür. B'den daha çok ısı açığa çıktığına göre B'nin elektron ilgisi A'dan daha büyüktür demiş oldum sevgili gençler. Tamam. Bir de sorularda dikkat et. Azot var ya hocam. İstisna olarak azotun elektron ilgisi de pozitiftir. Yani azot elektron alsın diye biz ona ısı veririz hocam. Tamam mı? Yani azot elektron almak istemez. Zaten isteseydi şöyle düşün. Atmosferdeki oksijenle azot rahat bir şekilde tepkimeye girebilirdi. %78 azot oksijenle tepkimeye girmeden duruyor. Dolayısıyla mesela bazen şimşek falan çaktığında o ısı karşılanır. Yani oksijenden elektron alır. Bileşik oluşturur azot. Hocam almaz da ortak kullanırlar hocam. Dolayısıyla bileşik oluşur. Yani azotun yanma tepkimesi de endotermiktir yani. Yansın diye de ısı verilsin öyle düşün. O durumun sebebi de budur. Yani o durumda da gübre oluşur arkadaşlar. Yani nitratlı bileşikler oluşur. Şimşek çaktığında falan o ısı karşılandığından dolayı azot oksijenle birleşerek nitratlı bileşikler oluşturur. Bu da işte yağmurun bereket olduğunu bize bir kez daha gösteriyor hocam. Bazen dayılar der ya böyle gökten bereket yağıyor falan. Ben o dayılara diyorum ya diyorum bereket yağıyor da yani aslında gübre nitratlı bileşikler yani azot oksijen falan bana diyorlar tövbe estağfurullah falan diye böyle baktıkları oluyor bazen. Ama tabii onu demeye çalışmıyoruz arkadaşlar. Tabii her şeyin bir mantıki izahı da oluyor. Allah o şekilde onu yeryüzüne indiriyor diyebiliriz hocam. Tamam şimdi devam ettik. Bakın bir periyotta elektron ilgisinin değişimi diyorum hocam. Tabii suyumdan bir daha yudumlamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi soldan sağa doğru gidildikçe mantık kuracağım. Sodyum 11 mesela yazayım. Sodyum 11. Bak 2, 8, 1. Hocam bu adam elektron vermek ister. 7A grubundan klora bak hocam. Değerlik elektron sayısı zaten 7 biliyorum. 17 bak. 2, 8, 7. Bu adam elektron almak ister. Mantık. Ametaller elektron almak, metaller elektron vermek ister hocam. O zaman soldan sağa doğru gidildikçe bizim elektron ilgimiz artacaktır. Tamam mı? Elektron ilgisi artar dedik hocam. Çünkü metalden ametale doğru gidiyorum. Bak soy gazlar bileşik oluşturmadıkları için bunların elektronu ilgisi de olmaz. Soy gazların elektronu ilgisi olmaz diyeceğiz hocam. Dikkat et. Tamam. Yani bir periyotta son katmanın değerlik elektronları arttıkça elektron ilgisi artar diyoruz hocam. Artar. Tamam. Nereye doğru? Soldan sağa doğru artacak hocam. Bak 1A grubunda aynı periyotta 3 katman var. 3 katman var. 3 katman var. 7A grubunda hocam. Bu adam elektron vermek isterken yani metallerin elektron ilgisi olmaz diyebiliriz hocam. Bu adam elektron almak ister. Çünkü bir ametaldir demiş olduk. Şöyle yazayım hocam. Burayı unuttuk yine. Bak şöyle yazdım. 7A grubundan klora bak. Bu adam ne yapar? Değerlik elektron sayısı 7 olduğu için elektron almak ister hocam. Bu şekilde olduğunu söyledik. Şimdi yine dikkat diyoruz. Bakın soy gazların tüm orbitalleri tam dolu olduğu için kararlı yapılıdır bunlar arkadaşlar. Yapılar oldukları için. Elektron ilgileri olmaz. Az önce anlatmıştık. Soy gazlarda buna dikkat ediyoruz. Peki bir grupta yukarıdan aşağı doğru demiş olduk. Bakalım buraya sığıyor mu? Bir grupta yukarıdan aşağı doğru değişim dedik hocam. Bak 7A gruplarına bakalım hocam. Flor, klor, brom, iyot. Soy gazların zaten 10. Şimdi yukarıdan aşağı doğru bizim çapımız ne yapıyordu hocam? Çapımız ne yapıyordu? Artıyordu. Çap arttıysa elektron ilgisinin ne olması lazım hocam? Bence mantık kurarsam azalması lazım. Çünkü şöyle düşün. Çapı küçük olanın elektron alması daha kolayken çapı büyük olanın elektron, bakın iyot mesela hocam 5. periyotta, tamam, 5 katmanı var yani bunun. Bu adamın elektron alması daha zor olur. Çünkü neden? Burada gelecek elektron iç katmanlar tarafından perdelenir. Yani daha büyük çap hocam. Şimdi burada daha kolay yani, tamam. O zaman yine burada da bir istisna var, dikkat et. Normalde yukarıdan aşağı doğru elektron ilgisi azalacaksa florun elektron ilgisinin en büyük olması lazım. Sonra klor, brom, iyot şeklinde gitmesi lazım. Ama yine dikkat diyoruz hocam. Şimdi buradaki florun orbitalleri gelen elektronlara itme uyguladıklarından dolayı elektron ilgisi klora göre daha küçüktür diyoruz hocam. Tamam mı? Yani şurada yine bir istisna var hocam. Normalde elektron ilgisi, bakın periyodik sistemde, periyodik sisteme bak, soldan sağa doğru artacak. Tamam. Yukarıdan aşağı doğru da azalacak elektron ilgisi. 8A'ların zaten olmuyor. En büyük florun olması lazım. Ama en büyük flor olması lazımken florun orbitalleri gelen elektronlara ekstradan bir itme uyguladığından dolayı florla kloru kıyasladığımda klorun elektron ilgisinin daha büyük olduğunu gözlemliyorum hocam. Tamam mı? O zaman sıralamayı yaparken de bakın elektron ilgisi en büyük olan element flor değil klordur diyoruz. Elektron ilgisi en büyük olan element neymiş? Klormuş. Geri kalan sıralamada bir değişiklik yok. Klor büyük, flor, sonra brom, iyot şeklinde bunları yazıyoruz. Sakın bunu unutma. Bak sorularda düşeceğin, hata yapacağın yerlerden biri de bu demiş olduk arkadaşlar. Elektron ilgisi hakkında bilmemiz gerekenler bunlar hocam. Şu ana kadar hangi istisnaları yaptık? Dedik ki 3 aşağı 5 yukarı iyonlaşma enerjisi soldan sağa doğru artacaktı. Ama 3 aşağı 5 yukarı. Orada dikkat ettim. Sonra elektron ilgisi açığa çıkan enerjiydi. Ama şöyle dedim. Enerji açığa çıkıyor ya. Yani normalde eksi olarak yazıyordum ama azotun elektron ilgisi pozitifti. Hocam bir de 7A gruplarında yukarıdan aşağı doğru elektron ilgisi normalde azalması lazımdı. Florun elektron ilgisinin en büyük olması gerekirken elektron ilgisi en büyük olan element ne demiş olduk arkadaşlar? Klor demiş olduk. Elektron ilgisi en büyük olan klordur. Unutma. Şimdi yine sorayım bakalım. Suyumu içeceğim. Uzunca bir video. Umarım sizlere çok faydalı olacaktır. Tamam. Devam et. Elektronegatiflik dedik hocam. Elektronegatifliğin kelime manası ne? Şudur bakın. Bir bileşikte bağ elektronlarını kendine çekebilme yeteneğinin bir ölçüsüdür hocam. O zaman şöyle bak. Dikkat et. 2 ametal kovalent bağ oluşturur hocam bak. Bu da bir ametaldir. Bu da bir ametaldir. Hidrojen neden ametal? Bak tek elektron var ama ilk katmanı 2 yapabilmek için elektronu yani klorun elektronunu çeker. Ama dikkat et, hidrojen 1 protonla çekiyorken klor 17 protonla çekiyor hocam. Dolayısıyla klor kendine daha çok çekecek bu elektronları. Ve ne olacak? Eksi, kısmi eksi yüklenci. Klor elektronları daha çok çekeceği için elektronegatifliği daha büyüktür diyoruz. İşte bu çekim kuvvetinin ismi elektronegatifliktir arkadaşlar. Tamam mı? Yani bir kovalent bağda elektronegatiflik ararız biz hocam. Bağ elektronu olmaz lazım. İyonik bağlar elektrostatik de elektron alışverişiyle oluşuyordu. Dikkat et. Bir kovalent bağda bağ elektronlarını üzerine daha kuvvetli çeken atom daha elektronegatiftir ve daha elektronegatif olan atom da eksi yüklenir. Unutma yani. Tamam. Yine aynı şekilde soygazlar bileşik oluşturmadıklarından elektronegatiflikleri olmaz dedik sevgili arkadaşlar. Şimdi geldim. Yine aynı mantık arkadaşlar. Elektron ilgisiyle elektronegatiflik farklı kavramlardır. Elektron ilgisi açığa çıkan, elektron alınca açığa çıkan enerjidir. Elektron isteğinin bir ölçüsüdür. Elektronegatiflik bağ elektronlarını kendine çekmedir arkadaşlar. Tamam yani elektron ilgisi enerjiyken elektronegatiflik bağ elektronlarını kendine çekme yeteneğinin bir ölçüsü demiş oluyorum ben. Tamam mı? Dikkat et. Yani burada bir periyotta soldan sağa doğru baktığımda bakın. Metaller zaten kovalent bağ oluşturmazlar. Hocam soldan sağa doğru bir periyotta elektronegatiflik artar hocam. Bağ elektronlarını kendine çekme yeteneği artar. Çünkü ametaller elektron isterler. Bununla bir alakası vardır. Ve soy gazların elektron ilgisi olmaz hocam bak. Kükürt, klor. Şöyle düşün. Şimdi kükürtle klora baktığında hocam klor 17'ye bak. Şöyle 2, 8, 7. Yani bu adam bir elektron almaya çalışacak. O şekilde çekecek bağ elektronlarını. Ve kükürtü düşün. 16 hocam. 2, 8, 6. Bak bu adam 2 elektron almaya çalışacak. Yani dolayısıyla 1 elektron almak için bu adam daha çok çekim uygulayacak bağ elektronlarına. Öyle düşün yani, tamam mı? Yani bunların elektronegatifliklerini kıyaslarsak klorun elektronegatifliği kükürtten daha büyüktür. Arkadaşlar dikkat edin. Her zaman en sağdakine bakacağım bak. Tamam mı? Yani hocam mesela şunu dedim. Bu adam mesela elektronegatiflik birazdan yukarıdan aşağı doğru azalır diyeceğiz. Tamam mı? İşte bu adam mesela şurada, bu adam da mesela X burada olsun, bu adam da burada olsun, Y burada olsun. Hocam sen her zaman ne bakacaksın? Daha aşağıda olsa da Diyeceksin ki hocam bak X'e bak, Y'ye bak. X'in elektron negatifliği büyüktür Y'ye. Tamam mı? Ametallikle alakalı bir şey bu yani. Bunun ametalliği daha fazla yani. Mantıken öyle olması lazım. Tamam mı? Öncelikler demiş en sağdaymış. Her zaman en sağda olana bakacağım. 8R gruplarının yok ama yani. Şuraya dikkat et. Bunların elektron negatiflikleri ve elektron ilgisi olmaz dedik hocam. Bir grupta yukarıdan aşağı değişime bakarsak yine neye bakalım hocam? Flor, klor, brom, iyota bakalım. 8A'ların zaten elektron ilgisi olmuyordu dedik arkadaşlar. Şimdi geldim şuraya. Bakın. Bak şimdi. Bir grupta yukarıdan aşağı doğru çapımız ne yapıyordu hocam? Artıyordu bak. Çap artıyorsa çapı küçük olanın elektron çekimi daha kolay olmaz mı hocam? Şimdi çap büyüdükçe bizim elektron çekimi ne yapacaktır? Zorlaşacaktır. Dolayısıyla çap arttıkça elektronegatiflik yani bağ elektronlarını çekmesi zorlaşacağı için elektronegatifliğimiz bizim ne olacak? Azalacak hocam. Tamam. Dikkat et. Yani o zaman burada yukarıdan aşağı doğru azalacağı için periyodik sistemde elektronegatifliği bakın F'ye dikkat et. En büyük olan element flordur. Yani burada o iş bitmiş hocam. Elektron alırken flor itme uyguluyordu. Elektron ilgisi daha düşük oluyordu klora göre. Klorun elektron ilgisi daha fazla dedik ama burada artık elektron almış. İş bitmiş. Çapı daha küçük olduğundan bağ elektronlarının flor kendine daha fazla çekebiliyor. Daha kuvvetli çekebiliyor. O yüzden burada bir istisna yoktur hocam. O yüzden ne demiş oldum? Florun elektron ilgisi en büyük. Sonra klor. Sonra brom. Sonra iyot dedim. Periyodik sistemde elektronegatifliği en büyük olan flor. Elektron ilgisi de en büyük olan ne olacaktır hocam? Bizim için elektron negatifliği flor. Elektron ilgisi de klor demiş olduk. Hocam artık anlattığımız şeylerin bir özeti gibi. Bak metalik özellik ne biliyor musun? Bir iyonik bileşik oluşurken elektronu kolay verebilme yeteneğidir. Şimdi dikkat et. Bir A grubundan bak şimdi hocam. Bir A grubundan sodyum. Bizim sodyum. 2, 8, 1 iken şuradaki aynı periyodun sonunda klora bak. 17, 2, 8, 7. Bak bu adam şu adam sodyum yani. Bu elektron vermek ister. Tamam. Ama bu adam aynı periyodun sonunda bakın dikkat edin. Sodyum burada aynı periyodun sonunda klor var hocam. Bu adam elektron vermek istemez. Almak ister yani. Tamam. O zaman elektron verme isteği ne olacaktır hocam? Yani metalik özellik bir periyotta soldan sağa doğru azalacaktır hocam. Dikkat et. Tamam. Yani şöyle demiş oldum hocam. Yukarıdan aşağı doğru da. Mesela yukarıdan aşağı doğru dedim. Ne diyelim mesela? Burada da sodyumun bir üstünde ne vardı hocam? Lityum vardı. Burada da potasyum vardı. Bak yukarıdan aşağı doğru da bizim çapımız ne olacak hocam? Çap artacak. Çap artınca elektron vermesi daha kolay olmaz mı? Mesela buradaki potasyum elektronu daha kolay verir. Yani yukarıdan aşağı çap arttıkça elektron vermek kolaylaşır ve metalik özellik artar dedik arkadaşlar. Tamam mı? Yukarıdan aşağı doğru metalik özelliğim artacak. Soldan sağa doğru da azalacak. Çünkü ametaller elektron vermek istemezler demiş oldu. Yani bir periyotta soldan sağa doğru değerlik elektron sayısı arttıkça kararlı yapıya ulaşmak için elektron vermek zorlaşır. Almak ister yani. Yani metalik özellikte ne olacaktır hocam? Bizim için mantığı anladığımızda azalacaktır demiş olduk. Yani soldan sağa doğru metalik özellik azalırken yukarıdan aşağı doğru çap arttıkça elektron vermesi kolaylaşacak. Metalik özellik artacaktır demiş olduk sevgili arkadaşlar. Geldim son kısım artık. Son kısım hocam. Şuraya şöyle yazdım. Ametalik özelliğim diyorum. Bakın elektron alma kolaylığıdır. Yani ametalik özellikte elektron alma özelliğidir. Metalik özellik verme özelliğidir. Ametalik yani asosyal. Sosyal asosyal. Metal ametal yani metal olmayan. Elektron alma kolaylıdır dedik. 8A gruplarında elektronegatiflik, elektron ilgisi, metalik özellik ve ametalik özellik aramıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle düşün. Mesela yine demin yapmıştık biz ama mesela şöyle diyelim klor diyelim. Bunun bir üstünde flor var mesela hocam. Flor şöyle yazayım. 9, 2, 7, klor. Bir grupta yukarıdan aşağı doğru diyoruz arkadaşlar. 17, bak 2, 8, 7. Şimdi şunun elektron alması daha kolaydır. Tamam. Şunu şöyle sola doğru yazayım hocam. Şöyle yazdım. Bakın. Buradaki florun şunun elektron alması daha kolaydır arkadaşlar. Tamam. Şuradan elektron alması daha kolay. Klorun elektron alması çapı daha büyük olduğu için daha zordur. Yukarıdan aşağı doğru bizim ametalik özelliğimiz elektron alma özelliği olduğundan dolayı ametal özellik azalır. Soldan sağa doğru da bakın klor 17 elektron isterken mesela sodyum elektron vermek istiyordu. Dolayısıyla soldan sağa doğru ametallere doğru gidiyorum zaten. Metalden ametale doğru gidiyorum. Ametalik özelliğim de artacaktır demiş olduk sevgili Arkadaşlar şimdi bir özet geçecek olursak, siyah kalemimi aldım. Biz ne dedik bu videoda? Çap. Soldan sağa doğru ne yapıyordu? Değerlik elektron sayısı arttıkça bir katmanda, katman sayısı değişmiyordu, çekim kuvvetleri artıyordu. Kalan elektronlar artık ne yapmak istiyordu? Elektron almak istiyordu zaten. O zaman çap azalır. Yukarıdan aşağı doğru katman sayısı artar, çap artar hocam. İyonlaşma enerjisi 3 aşağı 5 yukarı artar. Çünkü çap azaldıkça elektron koparması zorlaşır. Yukarıdan aşağı doğru da çap arttıkça elektron koparması kolaylaşacağı için iyonlaşma enerjisi azalır. Ametenler elektron istediklerinden dolayı elektron ikisi soldan sağa doğru artar. Yukarıdan aşağı doğru da çap büyüdükçe elektron alması zorlaşır. Azalır dedik. Aynı mantıkla elektronegatiflik de artar, azalır dedik arkadaşlar. Bakın metalik özellik. Soldan sağa doğru elektron vermek değil, almak isteyecekti. Yani elektron vermesi, bu elektron verme özelliği geçer sorularda zaten hocam. Elektron vermesi zorlaşacağından dolayı soldan sağa doğru azalır. Yukarıdan aşağı doğru çap büyüdükçe elektron vermesi kolaylaşır. Dolayısıyla metalik özelliğim artar. Ametalik özellik aynı mantıkla soldan sağa doğru artar hocam. Metalik özelliğin tam tersi zaten. Çap büyüdükçe bir grupta yukarıdan aşağı doğru da bizim elektron alması maddemizin zorlaşır ve ametalik özelliğim azalır demiş oldum ve bu videonun da sonuna geldim sevgili arkadaşlarım. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonuna kadar gelebilmişsinizdir. Tek videoda bütün periyodik özellikleri bitirdik. Soru çözümünü yapacağız arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videomuzda oksitlerin asitlik ve bazlık özelliklerinden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar.